Süleyman Özışık. Gazetecilik mi, casusluk mu? Oda TV'de yayınlanan haber ve ardından yaşanan gözaltılar konuşuluyor. Tam da beklediğimiz tarzda ezber eleştiride bulunanlar meseleyi çekiştirerek gazeteciliğe bağlama telaşında. Kusura bakılmasın ama ben bu işi gazetecilik olarak görmeyenlerdenim. Beni takip eden kardeşlerim hatırlayacaktır. Son zamanlarda Oda TV'ye yönelik birkaç yazı yazdım. Bu yazılarda Soner Yalçın'ın muhalefet tarzını beğendiğimi söyledim. İktidarla devlet ayrımını çok iyi gözetiyor. Erdoğan'a muhalif olacağım diye devlete zarar verecek söylemlerden uzak duruyor dedim. Ancak aynı yazılarda bir şeye daha dikkat çektim. Soner Yalçın'ın başında olduğu Oda TV yaptığı yayınlarda bir operasyon sitesi görüntüsü veriyor ve bu yayınlar en çok da Soner Yalçın'ın ilkeli duruşuna zarar veriyor dedim. Son haberin detaylarını anlatmama bilmem gerek var mı? Oda TV'li Libya'da şehit düşen bir MIT mensubunun kimliğini tüm çıplaklığıyla deşifre ediyor haberinde. Şehit olan bir MIT mensubu bu dünyadan göçtü gitti. Kimliğini açıklamakta ne beyis var diyenleriniz olabilir. Ama mesele bundan ibaret değil arkadaşlar. İlk önce şunu söyleyeyim. Oda TV bu görüntülere gazetecilik başarısı sayesinde ulaşmış değil. Bilgilerin bir sızdırma sistemiyle Oda TV'ye aktarıldığına dair çok güçlü emareler var. Yani eskiden FETÖ'nün Can Dündar'a aktardığı, MİT tırları görüntülerine benzeten bir bilgi sızdırma olduğu ve bunu da devlet kademelerindeki birilerinin yaptığı görülüyor. Kısa ve net yazmak gerekirse Oda TV çalışanlarının gözaltına alınmasının arkasında büyük bir casusluk eylemi var. İkinci hususta şu, Deliliyor ki Oda TV'den önce Yeni Çağ gazetesiyle İYİ Partili bir milletvekili MİT şehidinin bilgilerini açıklamıştı. Mesele o değil. Devlet Oda TV'nin yayınladığı o habere erişim yasağı getirdi mi? Getirdi. Peki Oda TV'nin tutuklanan personeli ne yaptı? Bir başka haber daha yayınlayarak suç işleme eylemine devam etti. Yetmedi bir haber daha yaptılar. O da yetmedi bir haber daha. Ardı ardına 4 ya da 5 haber yaptılar. Yani burada bir dönem Can Dündar ve Mehmet Baransu'nun yaptığı hainlik yapıldı. Devlete meydan okundu. Devlet erişim yasağı getirmesine rağmen Oda TV mahrem bilgiler içeren haberler yapmaya başlayınca geriye tek çare kaldı, kapatıldı. Üçüncü mesele ise şu. Bahsedilen şehit MIT mensubunun kimliğinin açıklanmasında bir beis yok elbette. Ancak sorun onun kimliğinin açıklanması değil. Libya gibi bir cehennemde görev yapan bu personelin bir araya geldiği, görüştüğü bütün personelin hayatını da tehlikeye atıyorsunuz. Bu affedilemez bir suç. İnanın Oda TV çalışanlarının gözaltına alınması bende dahil hiç kimseyi memnun etmedi, etmezdi. Ama eğer bu işi devlete meydan okuyacak bir pozisyona getirirseniz bunun sonuçlarına da katlanırsınız. Oda TV'nin meseleyi iktidar baskısına bağlamak yerine dönüp kendine bakması gerekiyor. Son aylarda bu sitenin bir kara propaganda sitesine dönüştüğünü söyleyenlerin sayısında neredeyse patlama oldu. Nihat Genc'in Oda TV'yi terk ederken söylediği sözlere dikkatinizi çekerim. Sitenin gerçekten karanlık odaklara hizmet ettiğini ima ederek arkasına dönüp gitmişti. Soner Yalçın'ın iktidar baskısı demek yerine dönüp kendi imzasına taşıyan bu siteye bir bakmasında büyük yarar var. Site yayınlarına bu şekilde devam ederse korkum odur ki yakında Soner Yalçın'ın da başını yakacak. Yazık olacak. Gerçekten yazık olacak.